günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan, General Astvatsatur Petrosyan'ın vefatı vesilesiyle başsağlığı mesajı yolladı. 100 yıl sonra Başkan Woodrow Wilson'ın tahkim kararı ve Batı Ermenistan başlıklı konferans. Le Monde, Fransa yine Dağlık Karabağ meselesini etkilemeye çalışıyor. Halı dokuma şirketi müdürü, ne halılar ne de Şuşi halkı birbirini koruyamadı. Van Gölü çekilince Ararat Krallığı dönemine ait liman kalıntıları ortaya çıktı. İstanbul'daki en ünlü Katolik Saint Antoine Kilisesi'ni gizlice satmaya çalıştılar. Bugün Montemel Konya'nın doğum günü. 24 Kasım'da Ermenistan Cumhuriyeti Eski Savunma Bakan Yardımcısı, Tüm General Yerkrabah Gönüllüler Birliği Kurucu Başkan Yardımcısı, Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı'nın İntiharcı Kartallar Birliği Başkomutanı Astvatsatur Petrosyan ağır hastalıktan dolayı vefat etti. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan, generalin ailesine, akrabalarına ve askeri arkadaşlarına Batı Ermenistan adına başsağlığı diliyor. Huzur içinde yat, büyük vatansever evlat. 21 Kasım'da Batı Ermenistan'ın Yerevan temsilciliği, 100 yıl sonra Başkan Woodrow Wilson'un tahkim kararı ve Batı Ermenistan başlıklı bir konferans düzenledi. Konferansta Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan ve Ulusal Meclis Başkanı Leonardo Basmadjian konuşma yaptılar. Mikhail Sosikyan'a göre, 1. Dünya Savaşı 29 Ekim 1918'de Osmanlı Devleti'nin ateşkes talep etmesiyle Doğu Cephesi'nde sona erdi. Ertesi gün Osmanlı İmparatorluğu ve Büyük Britanya arasında müttefikleri adına bir barış antlaşması imzalanmak üzere Mondros Mütarekesi imzalandı. Mondros Ateşkesi Ermenistan ve Ermeniler hakkında iki önemli madde içeriyor. 11. madde, Türk askerlerinin Transkafkasya'dan tahliyesini öngörüyordu. Ona göre durumu yerinde inceledikten sonra müttefikler talep ederse geri kalan birliklerin geri çekilmesi gerekiyordu. 24. madde, herhangi bir Ermeni eyaletinde huzursuzluk olması durumunda müttefiklerin bunun bir kısmını işgal etme hakkına sahip olduğunu belirtiyordu. 19 Ocak 1919 yılında tüm savaşları sona erdirmek ve dünyaya barışı yaymak amacıyla Fransa'nın Versailles kentinde uluslararası bir meclis toplandı. Toplantıya toplam 32 ülke ve millet katıldı. 1919-12 Şubat'ta iki Ermeni heyeti Versa'ya geldi. Dağlık Ermenistan'ı temsil eden heyete Avetis Aharonyan başkanlık ediyordu ve Bogos Nubar Paşa Batı Ermenistan'ın Ermenilerini temsil ediyordu. Onlar Batı Ermenistan için Cavak, Artsakh ve Nahçıvan dahil olmak üzere Akdeniz'den Karadeniz'e kadar kapsayan bir bölgeyi talep etmişler. Ermeni tarafının taleplerini duyan İngiliz heyeti başkanı Bay Lloyd George, Ermeni heyetine 28 Haziran 1919'da Versal Antlaşması'nın bir parçası olarak Milletler Cemiyeti Antlaşması imzalandı. Makalenin tamamı web sitemizde mevcuttur. Tertem'in bildirdiği üzere Fransa yine Dağlık Karabağ meselesini etkilemeye çalışıyor. Bu makale Le Monde gazetecisi Peter Smolyar tarafından yayınlandı. Makalede özellikle şunlar deniliyor. Eylül sonrasında 25 yıllık başarısız diplomasiden sonra Dağlık Karabağ çatışması aniden patlak verdi. Ermenilerle Azeriler arasında 6 hafta süren çatışmalardan sonra Yerevan teslim olmak zorunda kaldı. 9 Kasım'da Rusya'nın himayesinde ateşkes belgesi imzalandı. Silahlar susturuldu ama hiçbir şey çözülemedi. Böylece diplomatlar işlerine geri döndüler ve eskide olduğu gibi başarısız olan Minsk grubu denen formata kavuştular. Paris, üçlü anlaşmanın Dağlık Karabağ sorununun çözümüne katkı sağlamadığını vurguluyor. Birkaç aydır çeşitli kriz bölgelerinde Ankara'nın şiddetli saldırılarını kınayan Fransa, bu fikri olumlu değerlendiremiyor ve ateşkesi kontrol etmek için diğer kararları tartışıyor.
Karabağ Karpet şirketinin müdürü Sevak Haçatryan endişesini böyle ifade etti. Şuşi'den hiçbir şey çıkarmayı başaramadık. Kimse böyle bir gelişmeyi düşünemezdi. Tüm Artsakh Ermenileri, tüm Ermeniler Şuşi'yi zapt edilemez bir kale kenti, Artsakh'ın en güvenli yerlerinden biri olarak biliyordu. Binlerce insanın evlerini ve şirketlerini terk etmesi gibi her şey Şuşi'de kaldı. Şirketin Stepanakert ve Çartar'da da atölyeleri var. Şu anda oradaki iş de felç oldu. Yerevan'da satışa çıkarılan Artsakh halıları özellikle bugünlerde talep görüyor. Bu sadece mali bir kayıp değil. Tarihimizi ve kültürümüzü kaybediyoruz. Sevak Haçatryan, devlet gözetimi altındaki birçok değerli eşyanın Şuşi'de sahipsiz bırakıldığını vurguluyor. Karabağ Karpet şirketi, geleneksel Ermeni kültür mirasının korunması ve gelecek nesillere aktarılması için uğraşıyordu. Batı Ermenistan'daki Van Gölü'nün su seviyesinin hissedilir şekilde düşmesi, son yıllarda Arceş ilçesinde bazı tarihi ve doğal kalıntılarında gün yüzüne çıkmasına sebep oldu. Gölün çekilmesiyle birlikte Deliçay sularının Van Gölü'ne döküldüğü alanda bazı kalıntılar gün yüzüne çıktı. Ararat Krallığı döneminde liman olarak kullanılan alanda ortaya çıkan kalıntının yaklaşık 2750 yıl önce kullanılan limana ait olduğu belirtiliyor. Van Gölü'nde deniz taşımacılığına da önem veren Ermeniler çeşitli limanlar yapmışlar. Bu limanlardan bir tanesi de Deliçay Limanı olarak biliniyor. Sebahattin Gök isimli şahıs, İstanbul'un en ünlü ve en büyük Katolik Kilisesi Saint Antoine'ı sahte belgelerle yabancılara satmaya çalıştı. Kaynağa göre 34 farklı soruşturmada adı geçen Gök tutuklandı. Sebahattin Gök'ün İtalya, ABD, Fransa ve başka ülkelere giderek kilisenin kayıtlı olduğu isimlerin ve varislerine ulaştığı ve edindiği mirasçılık belgesiyle kiliseyi satmaya çalıştığı belirlenmişti. Saint Antoine veya Antonios Padualı Kilisesi'nin 18. yüzyılın başlarında Konstantinopolis'teki İtalyan cemaati tarafından kurulduğunu belirtelim. Ancak kilise sadece 180 yıl ayakta durdu. 1904 yılında tramvay raylarının döşenmesi için yıkıldı. Daha sonra başka yerde bir arazi sağlandı. Burada 1906 yılında günümüzdeki Saint Antoine Kilisesi inşa edildi. Monte Melkonyan, Ermenilere karşı uygulanan soykırımdan kurtulmuş bir Ermeni ailesinde 25 Kasım 1957'de Kaliforniya eyaletinin Visalia kentinde doğdu. 20 yaşında Kaliforniya'nın Berkeley Üniversitesi'ne girdi ve arkeoloji ile Asya tarihi uzmanı sertifikası alarak çift unvanla mezun oldu. Üniversitede okuduğu sırada Ermeni Öğrenci Birliği'ni kurdu. 1978'de Oxford Üniversitesi'ne girdi ancak bitirmeden iç savaş sırasında Beyrut'taki Ermeni mahallesinin savunmasına katılmak amacıyla Beyrut'a gitti ve burada 3 yıl boyunca mücadelede bulundu. Mayıs 1980 tarihinden itibaren Ermenistan'ın kurtuluşu için Ermeni gizli ordusu Asala'nın başkomutanlığını üstlendi. 27 Kasım 1985'te Paris'te sahte pasaport ve patlayıcı bulundurmak suçundan tutuklandı ve 1989'a kadar hapiste kaldı. 1990 Ekim'inden itibaren Artsakh'ı savunmak için hazırlandı. 1992'de Martuni askeri bölgesinin komutanıydı. Martuni onun liderliğinde Artsakh'ta en korunan ve savaşa karşı en iyi konuşlanmış bir bölge oldu. Monte 12 Haziran 1993'te Ağdam bölgesindeki Marzili köyünün yakınlarında şehit düştü. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Mkhitar Ketsyan tarafından seslendirilen Kankaravo Rengeri adlı şarkıyı sunuyoruz.
kan karaboranken in zemin ha kanzi. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'ndan izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.